Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 Bölüm 6. Konumuz cezm edatları. Bu bölüm 4 tane alt başlıktan oluşmaktadır. Edevatül cezmi, cezm edatları. El kelimatül miftahiyye. Anahtar sözcükler. Mukaddimetün giriş. Arapça dil bilgisinde edevatül cezmi, cezmedatları olarak adlandırılan yapılar. Yapı olarak benzer işlevlere sahiptir ancak anlam olarak farklılıklar gösteriyor. Bu bölümde cezmedatlarından şu 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 yani lem, li, in, lemma ve la yapılarının işlevleri ve anlamları örneklerle açıklanacaktır. Diğerlerini ele almayacak mı acaba? Cezmedatları içeren cümlelerin yer aldığı diyaloglar vesaire önemli bir şey yok burada geçtik. El Arabiyyetu fi hayatina el yevmiye 6 Arapça Hivarun diyalog söyleşi kimle kim arasında Ma Yusuf İdris Yusuf İdris de bir söyleşi, bir diyalog. Es-sahafiyyü, sahafi gazeteci demek. Et-türkiyyü, Türk demek. Es-sahafiyyü, et-türkiyyü, Türk gazeteci. Kim o? Mustafa Demir. Yegumu gerçekleştiriyor. Bi-hivarin, bir diyalog, bir söyleşi gerçekleştiriyor. Kimle? Sahafi, ma-katip ve edip-katip, yazıcı, yazar yani. Ve edibin ve edip edip derken ne kastediyor? Edebiyatçı Misra Mısırlı edebiyatçı ve yazar meşhur Yusuf İdris adlı kişiyle bir söyleşi yapacak. Mustafa Demir şöyle diyor. Merhaben, merhaba ya doktor Yusuf. Merhaba doktor Yusuf. Hel mı mi mu yumkunu, emkene yumkunu, ifal babından muzari. Mümkün müdür? Ente tehaddesu, sizin bahsetmeniz. Yani bahsedebilir misiniz? Bahseder misiniz? Neyden? En hayatikum, hayatınızdan. Galilen azıcık, azıcık hayatınızdan bahsetmeniz mümkün müdür? Meselen, mesela, eyne vulidtum. Nerede doğdunuz? Mada ne? Derastum okudunuz. Nerede eğitim aldınız? Nerede okudunuz? Nerede doğdunuz? Nerede eğitim aldınız? Yusuf İdris şöyle diyor. Ehlen bikum. Merhaba. Ulittu ben doğdum. Nerede? Fi garreti. Garre köy demek. Fi garreti bir köyde. Tabi, tabi olan yani bağlı olan. Li medineti. Medine şehir demek. Fakus. Fakus şehrine bağlı bir köyde doğdum. Fakus şehrine, şöyle Fakus şehrine bağlı bir köyde doğdum. Darastu okudum ben, ne ettip be, tıp okudum. Nerede? Fi el kahireti, fil kahireti, kahirede. Mustafa Demir şöyle diyor. Hel darastum, eğitim aldınız mı, okudunuz mu? El magister. Ba'del lisanis. Ba'del lisans. Lisanstan sonra magister. Yani yüksek lisans okudunuz mu? Öyle bir eğitim aldınız mı? Yusuf İdris la hayır. Yüksek öğretim. Lem edrus el magister. Yüksek lisans eğitimi almadım. Ve lakin fakat amiltu tabiben. Amiltu tabiben. Yaptım. Tabi ben doktorluk. Fakat doktorluk yaptım. Haveltu çaba gösterdim, uğraştım. En a'mele yapmak için. Tabi ben. Nefsiyen. Psikiyatrist olmak için. Ve lakin fakat lem uhibbe. Sevmedim hadel amele bu işi. Ehbebtu. Sevdim el kitabete yazmayı kesiran çok. Yazarlığı çok sevdim. Mustafa Demir şöyle diyor. Hel ketebtum eş-şi'ra. Şiir yazdınız mı?
Kettüm siz yazdınız. Hel mi yazdınız mi mı mu eşyara şiir. Yusuf İdris Garatu okudum el adide birçok min el emal şiiriyeti. Şiir çalışmalarını okudum hem de adid pek çok birçok şiir çalışmalarından pek çoğunu okudum. Lakin fakat lem mektup yazmadım eşyara şiir. Ketebtü yazdım kısasan öykü hikaye. Kasiraten kısa birkaç kısa öykü yazdım ve rivayatin ve romanlar ve mesrahiyatin ve oyunlar yazdım. Çoğulda belirsiz kullanım, kelimeye birkaç, bazı gibi manalar katar. Örnek, ketep kısasan kasıraten, birkaç kısa öykü yazdım demiş. Eczane nerede? Yine bir diyalog söz konusu. Ahmet ile Leyla arasında geçiyor. Ahmet diyor ki, lev semahti, affedersiniz. Eyne es-saydeliye, eyne nerede ney? Es-saydeliye, yani eczane nerede? Ba'idetun an huna, buraya uzak mıdır? Leyla diyor ki, demeden öncesini şunu söyleyelim. Semahti diyor, bayana yönelik bir hitap kurulduğu için. Erkeğe yönelik bir hitap kurulsaydı semahte olacaktı. Leyla diyor ki es-saydeliyetu yani eczane be'idetun uzaktır garilen az. İsma dinle ni beni cegiden beni iyi dinle. Şimdi sana tarif yapacağım. Ente sen el-ane şu anda fi cari'il cumhuriyeti. Cumhuriyet caddesindesin. Şari'in cadde. Udhul gir şimalen sola fi şari'i Ankara'da sola Ankara Caddesi'ne gir. Ahmet diyor ki şimalen sola fi şari'i Ankara'da Ankara Caddesi'nde sola Ankara Caddesi'ne. Fehimtu anladım. Fehimtu ben anladım. Leyla diyor ki madem anladın öyleyse ne yap? İmşi yürü. Meşa yemşi imşi yürü. Şişari Ankara'da. Ankara Caddesi'nde yürü. Ve la ten'atif. Ten'atif sapma dönme. İle eyyi şari'in ahara. Başka caddelere doğru da sapma. Başka bir cadde sapma. Fi nihayeti şari'i caddenin sonunda. İnde tekadu'i tekadu'u yol ağzı yani kavşak bu kesişme noktası demek. İnde tekadu'i yol ağzında kesişim noktasında kavşakta seteci sen bulacaksın. Ne bulacak? Esadaliyete eczaneyi bulacaksın tam olarak orada. Alennasiyeti tamamen tam köşede. Nasiye köşe tamamen tam. Ahmedu Ahmet şu kan cezilen. Çok teşekkür ederim Leyla. Affen bir şey değil. Film hoşuna gitti mi? Hel e'ncebeke el filmu. Film hoşuna gitti mi? Ali ve Zeynep arasında geçen bir diyalog. Aliyun ve Zeynebu, Ali de Zeynep de bunlar nedir? Zevcani bir çifttirler. Zevcetani değil ama dikkat et. Şahida o ikisi izledi. Filmen bir film izlediler. Nerede? Fi sinema. Sinemada. Emsi dün. El-ane şimdi ise yetekellemani. İkisi de konuşuyor. Yani filmi. Film hakkında konuşuyorlar. Değerlendirme yapıyorlar. Aliyun. Hel e'ncebeki el filmu? Film hoşuna gitti mi? Zeynep diyor ki la hayır. Lem yu'cibuni. Film benim hoşuma gitmedi. Film beni etkileyemedi diyor. E'ncebe yu'cibu. Aliyun limada niye? Lem yu'cibike. Lem yu'cibki. Neden hoşuna gitmedi? Seni neden etkileyemedi? Zeynep diyor ki el film. Film nasıldı? El film milyun.
doluydu bi meşahidi kesiratin, pek çok sahneyle, minel unufi ve varbi. Bütün bu şiddet sahneleri zorunlu muydu? Diyor. Zaruriyen. Zaruri mu? Zaruri midir? Hel kâne mi idi? Külli hâder ünf. Bu şiddet sahneleri ney miydi? Zaruriyen. Zaruri miydi? Elün hâda tabi'iyyün. Bu doğaldır. Eflamul hareketi. Hareketli filmler. Filmin hareketi. Aksiyon filmleri yani. Külluha, hem de hepsi nedir? İbaratun, ibarettir. Ani zarbi, vurmaktan. Vel unufi, ve şiddetten. Vel hareketi, ve hareketten. Öyle hareket, esseri, seri hareketten ibarettir. Hepsinde bunlar vardır. Zeynep diyor ki, Hunake, bu filmde bir şey daha var bu konuyla alakalı. Hani hoşuma gitmeyen ve noktasında bir şey daha var. Nedir o? Emrun ahara, başka bir şey daha var bununla alakalı. Hunake, onunla alakalı. Emrun ahar, başka bir şey daha var. Kânel film idi neydi? Davilun, uzundu cidden gerçekten de. Sanki Hint filmi izlemiş. Lidelke, bunun için meliltu kesiran. Bunun için çok sıkıldım. Meliltu, ben sıkıldım kesiran. Çok. Ali diyor ki mara eyke. Burada mara yuki. Mara Yuki, senin görüşün nedir? Sence nedir? Fi musiki el film. Filmin müziği ile ilgili görüşün ne? Düşüncen nedir diyor. Zeynep diyor ki biz sarahatin, açıkçası el musikiyu, filmin müziği de evan aynı şekilde lem tu'cibni, beni şaşırtamadı. Hani hoşuma gitmedi. Kesiran. Pek de hoşuma gitmedi. Fil vaki'i, dolayısıyla bu da başımı arttı. Zevvelet arttırdı. Hiye, yani o yüksek ses. Sudai, baş ağrımı arttırdı. Ali madana an kıssatil film. Filmin hikayesi nasıldı peki? Zeynep yine muhtemelen beğenmeyecek mi acaba? Fi ra'yi, benim görüşüme göre la be'se biha. Fena değildi. Yani yine mükemmel değilse de fena değildi. Fil vaki, aslında ene ben uhibbu, severim. Eflame Errumani. Errumans. Rumanisiyeti. Eflame Errumanisiyete. Anca doğru okuyabildim. Errumanisiyete. Romantik filmleri seviyorum diyor. Ev veya da nasıl filmleri severim? El kumidiye te. Komedi ve romantik filmleri severim. La uhibbu, ben sevmem. Neyi? Eflamel hareketi. Aksiyon filmlerini. Ev veya da eflamel ru'bi. Korku filmlerini de yine sevmem. El ru'b, korku. Ali, lakin, fakat, ihterna. Birlikte seçtik. Ma'an, birlikte. İhtar na, biz seçtik. Ma'an, birlikte. Hader filme. Bu filmi biz beraber seçtik. Limada, niye öyleyse? Lem teguli, sen söylemedin li bana. Dali ki bunu, yani kafandaki bu düşünceyi, işte aksiyon filmini sevmem. Ne demedim? Zeynep diyor ki el mühimmu, önemli olan en nakviye, geçirmektir. Ney? El vakte, vakit. Ma'a ba'zin, önemli olan birlikte vakit geçirmemiz diyor. Her ne kadar film hoşuna gitmese de önemli değil. Birkaç şeyler yazılmış. Kur'an-ı Kerim'de şu ayetlerde geçen lem cezm yapısını inceleyin. Lem tera keyfe. Sa'ide Rabbuke beshabil fil. Elem yecan keydun fi tevri. Şimdi arkadaşlar burada ne anlatmak istiyor bize? Elem tera. Bunu anlasalım. Kitap henüz işlemedi ama birazdan işleyecek. Şimdi cezm alameti olarak. Lem tera. Bizim konumuz burada lem tera. Konu dışı. Lem ne yapar? Cezmeder. Tera cezme olmuş mu? Olmuş. Nasıl olmuş? Cezm alameti sonundaki harfin, illet harfinin düşmesidir.
bu harfin düşmüş olması, yani yazıda yer almıyor oluşu, tera fiilinin cezm alametidir. Yani cezim demek ille de bilindik fiil örnek verelim. Cezim demek illa sonuncu harfte şöyle bir cezim, bir sükun, bir yuvarlak işaret olması manasına gelmez. Burada yektubu yazıyor bu arada. Sonuncu harfin aldığı hareket önemlidir. Ama her zaman için şu değildir yani cezim. Cezim alameti her zaman bu olmaz. Bazen sonuncu harfin silinmesi cezim alameti olur. İşte orada o söz konusudur. Lem tera aslında sonunda bir harf vardı, o silindi. İllet harfinin silinmiş olması bunun cezm alametidir. Başka da burada cezm durumunda olan bir fiil yok. Lem yec'al. Lem bu defa yec'al sonuncu harfe sükun vermiştir. O şekilde cezmetmiştir. Lem ya'lem yine aynı şekilde cezm etmiştir. Devam edelim. Cezm edatları. Kavait. Edevatül cezmi. 5. bölümde Arapçada muzari fiilin şimdiki ve geniş zamanının irabının 3 farklı durumun söz konusu olduğunu belirtmiştik. Bir muzari fiil ya raf durumunda ya nasb ya da cezm durumunda olur. Öncelikle cezm durumundaki muzari fiilde meydana gelen değişiklikleri bir hatırlayalım. Cezm konumunda muzari fiilde nasıl değişiklikler meydana geliyor? Evvela şuradan gösterelim. Müfretlerde fiilin sonuna sonuncu harfe cezim veriyor. Yensur, tensur, tensur. Müfret müennes muhatabı hariç şu an için. Mütekellim sıyaları da dahil yani bunlarda da sonuncu harfe cezim veriyor. Tesnelerde sonuncu harf olan nun düşüyor, düşüyor, düşüyor. Yani yer almıyor yazıda. Cemi müzekkerlerden nun yer almaz. Peki müfret müennes muhatabada ne olur? Burada da nun düşer. Ne gibi? Tesneler gibi. Ne gibi? Cemi müzekkerler gibi. Sonundakinin düşer. Öyleyse bir de ne var? Cemi müennesler var. Yani surne, ten, surne. Bunların başında cezm edatı olsun olmasın. Bunlar her halükarda aynı yazılıyor ama. Yani yen surne, lem veya lem olmadan çek. Yen suru, yen surani, yen surune, ten suru, ten surani, yen surne. Yine böyle yazılıyordu. Lem veya lemma gibi cezmeden bir şey getire. Yine böyle yazılıyor. Yazılışı değişmiyor. Raf, nasb, cezm her halükarda cemi müennes nunları sabittir arkadaşlar. Ama cemi müennes nunu dışında çekim yaparken ilave olarak gelen nunlar daima düşerler. Cezm alameti olarak düşerler. Bu neyi kastettim? Tesniye ve cemi müzekkerlerde. Burası dahil değil ama cemi müzekker değil bu. Tesniyeler, tüm tesniyeler. Başka? Tüm cemi müzekkerler. Başka? C müfret müennes muhataba. İşte buralardan nun düşüyor. Bir de ne var? Bunun dışında kalan yani müfretler. Bir de mütekellim kalıpları. Burada da sonuncu harfe cezm alameti yuvarlak şu çizgi verilmektedir. Yani işin özeti bu. Bunu burada şimdi anlatıyor tek tek. Bunu burada kendiniz de görüyorsunuz. Tek tek okumama gerek yok. Burada onu yazmışlar. Demiş ki yektubu, tektubu, tektubu, ektubu, nektubu. İşte bu kalıplar. Kaç tane kelime var? 5. Buna müfredat hamsi adı verilmektedir. Bu kalıpları bilin ama. Hüve kalıbına uyumlu olan yektubu. Az önce gösterdiğim yerler bunlar. Sonuna cezm işareti gelenler yani. Sükun işareti buralarda gelmektedir. Bu 5 kalıpta. Bunlara müfredat hamse adı verilmektedir. Bunlar müfrettir yani. Tesniye veya cemi değildir. Dikkat edileceği üzere yukarıdaki örneklerde zamme ile merfu olan muzari fiiller bir cezm edatı getirildikten sonra artık merfu değiller. Yani yektu bu zamme ile bitmiş değil mi? Her bir ötre ile biterken başlarına lem geldiğinde artık ötrenin cezm alameti sükun olarak karşımıza çıkmakta. Ötre sükuna dönüşmüştür. Neden? Baştaki lemlerden dolayı. Lem bir örnek burada. Lemma da olabilir. Diğer cezmedenler de olabilir. Sükun denir diyor. Tamam. Bunu anlattık. 2. Merfu haldeki muzari fiilin sonunda bulunan şu şu ekler nunların düşürülmesi. Şurası tesniye arkadaşlar. Burada kastettiği şey tesniyedir.
Örnek. Yektubani. Yektubani. Testinin sonundaki elifin. Tek tubani de olabilir aynı şekilde. İkisi için de geçerli. Tek tubine. Burası müfret, müennes, muhataba kalıbıdır. Tek tubine. Sondaki ya ve nun. Veya tek tubune. Vavnun tek tubune. Cemi müzeker salim. Vav ve nunla bitiyor. O kastedilmiş oluyor burada. Burası müfret, müennes, muhataba. Müfrettir. Müennestir, muhatabadır. Yani ikinci şahıs. Burası cemi müzekkerdir. Üçüncü şahıs da olur. İkinci şahıs da olur. İkisi için de uyumlu. Burası tesniye ise tesniyenin elif ve nunu simgeliyor. Kısacası çekim yaparken eklenen nunlar var ya, işte o nunların düşürülmesi, düşmek yazıdan silmek demek. Cezm alameti olarak onların silinmesi de söz konusudur. 3. İkil eril ve dişil şahıslarda, 3. ve 2. çoğul eril şahıslarda falan filan yani. Şimdi bunları okumaya gerek yok. Yektubani tesniyedir burası. Tek tubani tesniye. Tek tubine burası. Müfret, müennes, muhataba. Tek tubani tesniye. Yektubune cemi. Tek tubune cemi. Az önce anlattığım şey. Cemi müzekerdir. O zaman vav ve nunla biter değil mi? Bu onu cemi müzeker olduğunu gösteriyor. Elif ve nunla bitmiş. Elif ve nunla bitmiş. Elif ve nunla bitmiş. Demek ki tesniyedir. Ya ve nunla bitmiş. Demek ki müfret müennes muhatabadır. Ne oldu? Şu oldu. Sondaki nunlar sil. Silinmiş yazıldı bak buraya. Tek tubani nunu sil. Tek tuba kaldı. Tek tubine nunu sil. Tek tubi kaldı. Nun, nun, nun. Hepsi nun olarak gider. Yani ne demek istiyoruz? Az önce görüldüğü üzere cezm alameti, cezim göstergesi. Yani cezim edatından dolayı ortaya çıkan değişken şey nedir? Şu gösterdiğimiz müfredat hamse dediğimiz şu 5 kalıpta ötrenin sükuna dönüşmesi iken, bak bu kalıplar da böyle. Bu kalıpların dışında yani tesniyeler ve müfret müennes muhataba ve cemi müzekkerlerde sonlarındaki nun'un silinmesi cezm alametidir. Bunlar da gidip yukarıdaki gibi o yuvarlak sükun işaretini yani şu işareti aramayacağız. Demek ki kelimenin türüne göre cezm alameti olur. 1. Cezm alameti ya sükundur. 2. Cezm alameti veya nedir? Sondaki nun harfin silinmesidir. Dikkat edileceği üzere şöyle 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 diyor. Üçüncü madde cemi müennesler. Bunlar her halükarda sondaki nun düşer. Bunlar da cezm alametini gözümüzde göremeyiz. Mümkün değildir. Bunlara nunun isve yani cemi müennes nunu adı verilmektedir. Hiçbir zaman düşmezler. Yani merfu, mensup, meczun fark etmez. Daima yazıda vardır. Eğer lem yazıttan sonra lem tek tub yazsa nunu silse ne olur burası? Burası müfret olur zaten. Lem tek tub. Hani yektubu yektuban yektubuna tek tubu. Lem getir lem tek tub olurdu. Nunu silersen öyle olur işte. O karışma meydana gelmesin. Müfret midir, cemi midir diye bu bir alamet. Alametin hasfi ise caiz değildir. Alametin yazıdan düşürülmesi mümkün değildir yani. Dolayısıyla lem yazdıktan sonra cemi müennes denilse mesela denilse ki cemi müennesin irabı ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A şıkkı lem tek tub ne? B şıkkı lem tek tub. C şıkkı şu 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 devam etse. Burada lem var. Lemin cezmetmesi lazım. Bunu silerim diye bir yanılgıya düşmeyin yani. Cemi müenneslerdeki nun her zaman vardır. Bu aklımızda tutacağız. Burası kısaca böyle. Bitti. 3. Muzdarip fiillerde şeddinin üstündeki zamme harekesinin fethaya dönüştürülmesi. Muzdarip bir fiilden bahsediyorsak. Muzdarip fiil nedir? Muzdarip fiil örnek medde. Medde. Başka mesela avva. Başka şedde. Başka kalle. Yani muzafin ne olduğunu hatırlayın diye yazdım. Bunların yazdıklarım her bir mazi örnektir. Bunların muzarisi de emri de falan filan geliyor ayrı mesele. Peki bunların ne dedik? Cezmedilirken şeddenin üstündeki zammeyi fethaya çevirmek ve cezm alameti muzaf fiilin ilgili formları fetha olarak kabul edilmektedir. Örnekler verecek herhalde. Yemurru, merra, mazi, yemurru, muzaridir, muzaf fiildir. Başına cezm edatı getirsen lem mesela, lem yemurra olur. Yani lem yemurra. Yani gidip şunu arama ille de.
Değil mi? Fiilin türüne göre. Muzaf fiillerde feta ile bitmiş işte. Sonuncu harf fetalı ise onun cezm halinde olduğunu gösteriyor. Nakıs ve lefif fiillerde sondaki illetli harfin düşürülmesi onun cezm alameti olmaktadır. Meşa, mazi, yemşi, muzari, yemşi. Lem gelirse lem yemşi olur. Sondaki ya silin, ya yok. Da'a, yed'u. Lem getirirsen lem yed'u. Sondaki vav silinir. Bu onun cezm alametidir. Buna göre diyebiliriz ki üçüncü cezm alameti nedir? İllet harfinin, ben i diyeyim yani. İ nokta harf. İllet harfinin nesi? Silinmesi. Sil. Bu nun'un sil. Nun'un silinmesi. Cezim. Bu ise sükun işareti ise var. Demek ki bir şeyin varlığı şu iki şeyin ise yokluğu. Böyle diyebiliriz. Bir de 4 cezm alameti neydi? Muzaf fiillerde fetha. Fethanın varlığı. Demek ki bu da var. İki var, iki yok yani. İki şeyin varlığı, iki şeyin yokluğu cezm alametidir. Var olması gereken şeyler nelerdir? Yok olması gereken şeyler nelerdir diye aklımızda tutmaya çalışabiliriz. Şimdi devam edelim. Her iki örnekte de lem cezm edatından dolayı sondaki harfler silinmiştir. Tamam. Bu örnekte de lefif fiilin muzarisi lemden dolayı mezumdur ve cezm alameti illet harfin düşürülmesidir. Çünkü lefif fiildir. Rava yervi, lem yervi. Yani lefif mi değil mi? Önemli değil. İki illet harfi mi var, var mıdır yok mudur? Önemli değil. Sonuncu harf illet harfi ise o illet harfinin silinmesi cezm alameti olmaktadır. Şimdi alametleri görelim diyor. Lem yektubu, lem yektuba, nun düştü değil mi? Lem yektubu, nun düştü. Düşmek, silmek yani yazıda yer almaması. Lem tek tubu, cezim var bağda. Yazılmamış ama siz bilin. Lem tek tuba, nun gitti. Lem yektub ne? Cezm alameti nedir? Yoktur. Gözünle bir şey göremezsin. Lem tek tubu, cezm alameti ortada. Lem tek tuba, nun gitti. Lem tek tubu, nun yok. Lem tek tubi, nun silindi. Müfettin önnesi muhataba kalıbı. Lem tek tuba tesni olduğu için nun silindi. Lem tek tubne cemi müennes olduğu için nun silinemez. Lem ektubu müfredat hamse dediğimiz kalıptan birisidir. Dolayısıyla cezm alameti sükundur. Aynısı bunun için de geçerli. Müfredat hamseyi burada göstermeye çalışalım. Nedir onlar? Birinci müfret, ikinci müfret, üçüncü müfret, dördüncü müfret, beşinci müfret. Ha, bu da altıncı müfret oldu hocam. Diyebilir misin? Diyebilirsin. Ama yine de sen ne yap? Öyle deme. Neden? Tektup tektup aynı yazıldığı için bunları tek sayabilirsin. Veya ektup nektup bunları sayabilirsin. Sonuç olarak müfredat hamse denilmekte bunlara 5 müfret. Şimdi cezm edatlarını ele alalım. Yani cezm alametlerin ne olduğunu anlayabildik mi? Bir fiil cezm halinde midir, değil midir? Bu çok önemli bir bilgi. Cezm alameti 1 sukun fiilde aranır sonuncu harfte. 2. Nun'un silinmesi. Hangi kalıplarda nun silinir? Hangi kalıplarda sükun işareti yer alır? Bunu çok iyi ayırmanız lazım. 3 neydi? İ, H, sil demişiz. Yani illet harfinin silinmesi. Eğer sonuncu harf illet harfi ise onu sil. Baştaki harf V, de. Fiilin başında illet harfi vav var. Silelim mi? Silmeyelim. Sonuncu harften bahsediyoruz. İllet harfi dedik. 4 neymiş? 4 de fetha demiştik. Muzaf fiil ise fiil medde yemuddu. Yemudde. Lem yemudde gibi. Muzaf fiil ise sonuncu harfin fethalanması onun cezm alameti olmaktadır. Cezm alametleri, cezim göstergeleri bir fiilin cezim halinde olduğunun kanıtı bunlardır. Peki bir fiili bu hale neler sokar? Neyden sonra fiil gelirse bu hale alır. Bunları ele alacak. Özellikle anlamları değil yapılarıdır. Yani söz konusu okursunuz. Dikkat ederseniz falan filandan sonra nun harfi düşmüştür. Öte yandan hum entum çekimlerinde düşen nun'un yerine telaffuz edilmeyen yalnızca şekil olarak yazılan yazımda var olan bir elif getirilir. Çok önemli bir bilgi. Buna elifi farka adı verilmektedir. O kelime müfret midir, cemi midir, nedir onu göstermektedir. Bunu tabloda göstermeye çalışalım. Şurası mesela arkadaşlar. Fiilin sonunda ne var? Elif var. Burada
Burada da elif var. Bunu bahsediyor. Buradaki eliflerin adı elifi farika. Ayırıcı elif. Neyi neyden ayırıyorsun? Kelimenin bittiğini, diğer bir kelimeye karışmaması gerektiğini ifade ediyor. Cemi olduğunu ifade ediyor. Bunlar ifade etmek için gelmiştir. Bu iki kalıba elif dahil olmakta. Ne zaman? Cezm halindeyse. Cezm edatı yoksa başında bu gelmez mi? Gelmez. Yektubune. Kitaba bak. Yektubune de vav ile nun arasında elif yoktur. Nun giderse elif gelir. Telaffuz da edilmezler. Şimdi cezim durumunda değişikliğe uğrayan muzari fiilleri örnek cümlelerde inceleyelim. Cezm edatlarını işledik mi düzgün bir şekilde? Henüz işlemedi kitap. Birazdan işler herhalde. Son harfleri şeddeli olan radde, medde, şedde, avva gibi yani muzari fiillerde cezim durumunda şeddenin üstündeki zamme harekesi fethel dönüşür dedik. Hunne entunne çekimlerinde ise şedde açılır yani idgam çözülür. Fekul idgam derler buna. Yani şeddesiz okunur. Kalle yakillu lem yakille lem yakil ma'un nehri li haddi el an şimdiye kadar nehrin suyu azalmadı. Kalle yakillu lem yakille lem yakil lem yakil dedik lem yakille muzaf fiildir. Sonuncu harfi cezm alameti olarak fethayı almıştır. Lem yerdudne ala esireti sahafiyin gazetecilerin sorularına cevap vermediler. Kimler? Kadınlar. Lem yerdudne şuradaki gibi değil yani şeddisiz. Tam olarak burada anlattığı şey nedir? İşte budur örneği. Anca örneğini verdi. Lem yerdudne. Nun hala var ama. Yalnızca şeddesiz yazılıyor. Onu ifade etmek istedi. La temdudne. Bu da hangisi? İkinci şahıs. İkinci şahsın örneği aşağıda. Üçüncü şahsın örneği ortada zaten. Orta harfi illetli olan ecve fiiller. Gale, yegulu gibi. Gale, ba'a, kâne. Bunlar da cezm durumunda iki sükunlu harf yan yana gelemeyeceği için illet harfi düşürülür. İki sükunlu harf derken neyi kastetti? Şimdi yegulu. Ye gulu. Birinci sükunlu harf vav'dır. Sükun ille de şu işareti görmek değil yani. Harf hareketsiz olması da onun sükunlu olduğunu gösterir. Sen bir de lama sükun koyarsan şöyle okuman gerekir artık. Lem ye gul. Böyle bir okumak da caiz değil. Lem ye gul. Vav'ı metafi olarak kullan git. Bu mümkün değil. Dolayısıyla iki sakin, iki sükun harfi yan yana gelemeyeceği için ne olur? İllet harfi düşürülür. Hangi harf yani? İllet harfi neresi? Yegul, vav tabii ki de illet harfidir. Bu yüzden ne olur? Sindir. Lem egul. Aslında egul olurdu şurada olduğu gibi ama ne yapmış? Üzerine çizgi çekmiş. Yani böyle okunmaz diyor. Egul, vav gitti. Lem egul. Lem yebi' olur. Lem yebi' ya ile birlikte olmaz. İki sakin olmuş olur. Lem yenem olmaz. Name yenamu lem yenem. Ba'a yebi'u lem yebi'. Kale yegulu egulu lem egul. Şeklini alır. Sonu illetli harfle biten nakıs ve lefi fiillerde cezm durumunda sondaki harfi düşürülür. Yani son illetli harfle biten demeye ne gerek var? Nakıs zaten sonu illetlidir. Lefif yine aynı şekilde. Sondaki illet harfi düşürülür. Nesiye yensa ensa enseyu lem ense. Kaza yakzi takzi lem takzi olmaz lem takzi. Cezm alameti ne bunun? Sondaki harfin düşürülmesi yani cezm alameti burada sükun değildir, fetha değildir, görebildiğimiz bir şey değil, göremediğimiz bir şeydir. Bir şeyin var olmamasıdır. Var olmayanlara geldi sıra şu anda. Gavva yakvi takvi hocam esra almış cezm alameti budur. Değildir. Cezm alameti nedir? Sonundaki illet harfinin silinmiş olmasıdır. Yani gözünle göremediğin şey illet harfidir. Onu görebilmem lazımdı. Göremiyorsam orada cezim var. Lem nekvi
Aha cezm olmuş. Cezm alameti vavdır. Öyle bir şey değildir. Cezm alameti sonundaki illet harfinin silinmesidir. Lem, medi, madı manalarına gelir. Anca işlemeye başlıyor. Bir işin geçmişte yapılmadığını ifade eder. Muzarinin başına gelir. Sus, madım. Lem eskut, susmadım. Asla sigara içmedim. Lem udehin ebeden. Sondaki onun asla kesinlikle manasını verdi ona. Lem udehin ebeden. Veya dehhane yudehinu. Yani cezimle şeddeden de bu mana gelmiş olabilir. Lem nenem neharan. Name yenamu enamu. Lem nenem neharan. Lem. Şuradaki mediler, madlar hep lemden geliyor. Onu anlatmaya çalışıyor burada. Ödemiyorlardı. Mi. Ödemiyor. Etmiyorlardı. Lem. Olumsuzluk. Geçmiş zaman olacak. Olumsuzluk olacak. Emir ve nehi herhangi bir ön ek olmadan emir fiilin nasıl çekildiğini daha önce şurada görmüştünüz. Burada li ile yapılan olumlu emri ve la ile yapılan olumsuz emri ele alacağız. Lamul emri. Emir lamı. Li nezheb. Li nezheb. Nezhebu değil yani. Li geldin sonu cezmeder. Cezm alamet olarak ne verir? Cezm alametleri nelerdir? Burada sıralandı zaten. Kelimenin kalıbına göre cezm alameti verilir. Kelimenin türüne göre verilir. Türü neyse odur yani. Bu li sadece lamul emir diye adlandırılsa da li diye yazılır. Yalnızca fiilin sonunu cezmetmeye yarar. Cezm alametinin ne olacağına siz karar vereceksiniz. Kelimenin türüne, kelimenin kalıbına bağlı olarak. Liyesta'cil sukun. Liyekunu ne değil yani nun gitti ve burada elif var. Demek ki cemi müzekker. Eliften buna varabilirsiniz. La nahiye yapma etme şeklinde. Ve la tecalu cemi müzekker değil mi? Elifle bitmiş. La tecalu Allah ile beraber başka ilah edinmeyin. La tecalu ma'allahi ilahen ahara. Cezm halindedir. Cezm alameti sondaki nunun silinmesidir. Ya eyyühellezine amenu la yeshar cezm alameti nedir? Sonundaki harfin sükunlu olmasıdır. La telbes cezm alameti sükun. Zaten sükunu görebiliyorsan sükundur. Göremiyorsun arkadaşlar. Sonundaki nunun düşmesi veya illet harfinin düşmesidir. Ya muzafsa fethayı göreceğiz. Lemma henüz değil. Hala değil ama olabilir. Lemma yemurra şeddeli bir fiil, yani muzaaf bir fiil. Feta onun cezm alameti olmaktadır. Ecmerul kelimat burada yok herhalde. Tilkeleti lemma egul cezm alameti sükündür. Lemma cezmedici bir şeydir. Henüz söylememiş. Henüz. Lem ugul demiş. Ugul da neyin nesi? Sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. Lem egul aslında. Ugul değil yanlış yazılmış. Egul. Ezmelameti sükun. Ba'du ise konuyla ilgili bir şey değil. Kırmızı yazılmış olmasına bakmayın. Dikkat. Lemma udna. Burada önemli bir şey değinecek. Dığında, dığı zaman anlamına gelen ve genellikle mazi fiilden önce kullanılan lemma ile bunu karıştırmayın. Yani lemmayı mazinin başında görürsen dığı zaman diye mana ver. Lemmayı muzarinin başında görürsen dığı zaman deme ama. O zaman henüz değil, henüz olmadı, hala olmadı diye mana ver. Yani lemmadan sonra mazi mi geliyor, muzari mi geliyor buna dikkat etmek gerekir. İn sesa. Eğer şöyle olursa böyle olur. İn. Ne demiş? Şart anlamı verir. İki fiil cümleciğini birbirine bağlayan bir bağlaçtır. Her iki cümleciğin fiilini de cezmeder. Yani ne demek istiyor? İn iki tane fiil cezmeder. Bir değil. Altını çiz. Tudakiru ders çalışıyorsun. Tencahu başarılı oluyorsun. Buna in getirirsen in eğer şayet tudakir ders çalışırsan tencah başarırsın. Başarılı olursun. Tüda kir cezm alameti sükun. Tencah cezm alameti sükun.
İki tane fiil de cezimli olarak yazıldı. İkisini birden cezmetti. Kim ne? İn. İn çok güçlüdür. İki fiili birden götürür. İn lem ya'rifhu acilen seya'rifuhu acilen. Onu şimdi tanımazsa yakında tanıyacaktır. Onu er geç tanıyacaktır. Burada in olsa da lemdir cezmeden. Zaten in olsaydı ikisini bir cezmederdi. İn şi'te. Burada in mazinin başına gelmiştir. Şi te keteb te fetah te gibi. İn şi te. Eğer dilersen en tecide bulmayı ha onu tecit bulursun ha onu. Onu bulmak istersen bulursun. Burada in bizim şart edatımız. İki tane muzari cezmediyor. İki muzarin başında olursa. An itibariyle bir mazi bir de muzari söz konusu. Buradaki fiil mazi olduğu için cezm olmamış. Yani şuradaki sükun işaretini görerek in burayı cezmetti demeyin. Bu ketebe te gibi. Yani şöyle yazalım. Ketebe te. Ketebe te mazi fiil. Zamir bitiştiği yer yani zamirden bir önceki harf daima sükunludur zaten. Dolayısıyla buradaki sükun işareti başındaki inden dolayı gelmemiştir. Bu mazi fiildir. Mazi fiil tüm kalıpları ile mebnidir. Yani cezm edatları, nasb edatları ona bir etkide bulunamaz. Dolayısıyla in ve benzerleri yani in olsun, diğer cezm edatları olsun mazinin başındaysa o mazi fiil gözümüzde göreceğimiz şekilde dilimizde telaffuz edeceğimiz şekilde cezm olamaz. Cezm alametini gözünle göremezsin. Cezm alameti şudur diyemezsin. Ancak muzari olursa cezmeder. Lafzen cezmeder. Mazi lafzen cezmedemez. Mahallen cezmeder. Yani mahallen mezumdur dersin. Ama lafzen mezum değil. Mahallen yani konum itibariyle bulunduğu mevki nedir? Cezmedatından sonra gelmiştir. Dolayısıyla konum itibariyle yani bulunduğu mevki bakımından çünkü cezmedatından sonra gelmiş. Bu manada evet cezim durumundadır. Ama lafzan bir şey var mı? Telaffuz edişte bir şey yok. Yani değişken yok. İn varmış yokmuş. Mazi bundan etkilenmez. Yazılış olarak telaffuz ederek bir etkilenme söz konusu değil. Ama in diğer fiil olan buradaki fiil muzaridir. Muzari açıkça cezmetmiş. Lafzan cezmetmiştir. İn zürte. Mazi fiildir zürte. Dolayısıyla mazi fiil olduğu için kendisinde cezm alameti gözükmez. Ama ezur burası muzaridir. Cezm alameti sükundur. Bunu açıkça görebilirsin. İnşaet lem tahterim ihtiram edersen lem yahterim. Lem cezmetmiş. Burada da lem cezmetmiştir. İn tezur tüşahidi. Tezur muzaridir. Cezm olması gerekir. Cezm alameti sükundur. Sonuncu harfte sükun. Tüşahid in iki fiil de burada ne yapmış? Cezmetmiş yani. Burada in mazinin başına gelmiştir. Mazi cezmetti diyemezsin. Zürte ha ray cezmetmiş. Hayır ray cezmetmiş. Bu mazi fiile ne dedik az önce? Mazi fiilde zamirden önceki harf zaten sükunludur. Buradaki sükun inden kaynaklı değil yani. İni sil at burası yine zürte diye yazılır. Mazi fiil olduğu için kendisinde bir cezm alameti yoktur. Aynısı hemen aşağıda yer alan zürte için de geçerli. Ama ikinci fiillere bak. Şahedte. Bu da mazi fiildir. Dolayısıyla yine gözünle görebileceğin bir cezm alameti belirtisi yani yoktur. Felen tecide. Len ise cezm edatı değil nasb edatıdır. Dolayısıyla nasb etmiştir. Tecide şeklinde. Aşağıdaki bağlaçlar da yapı olarak in bağlacı ile aynıdır. Ancak anlam bakımında farklılık vardır. Şimdi ne demek istedi? Yani in bağlacı ile aynıdır yapı olarak. Yapı olarak derken ne kastetti? Tıpkı in gibi bunlar da iki tane muzari cezmeder. Ama muzari varsa iki tane muzari cezmeder. Eğer bunlardan sonra mazi gelmiş ise iki tane mazi gözünle göreceğin şekilde cezmedemez. Demek ki sonuç olarak ma her ne manasına gelmekte. Mehma ne kadar, men kim ki, eyne ma, haysu ma, her nerede, keyfe ma, her nasıl olursa olsun manalarına geliyor bunlar. Sonuç olarak bunlar iki tane muzari cezmederler. Ma tef'al, tef'al sükun var.
Tenel, lambda yine sükun var. Sonuncu harf sükunludur. Yani ma cezmetmiştir. Kaç fiil? İki fiil. Mehme tub din tuzhir iki muzari cezmetti. Men yezra yahsudu iki tane muzari cezm oldu. Buraya da ister eynema ister haysuma kullan demiş fark etmez. Yani haysuma kunte yumkinke en testemi'a ilel musiki diyebilirsin veya eynema kunte yumkinke en testemi'a ilel musiki diyebilirsin. Burada iki tane fiilden bahsediyorduk. Bunlar bir tanesi kunte mazi fiili, diğeri ise yumkin muzari fiilidir. Kunte mazi fiil olduğu için kendisinde cezm alametini gözümüzde göremiyoruz, telaffuz edemiyoruz, okuyamıyoruz yani. Şudur diyemiyoruz, alametini ifade edemiyoruz. Yumkin muzaridir. Muzari fiil olmasından dolayı cimi müennes olmadığı sürece muzari fiiller cezm alameti görünür. Mureptir. Cezm alameti burada sükundur. Keyfe ma her nasıl demektir. Fekkerte birinci fiil. Unzur ikinci fiil. Mazi ve emir fiiller gelmiştir. Bir tanesinin irabını yapmış. Sonra bir tane daha yapmış. Devam ediyor. En az birini okuyalım. Lem yeskunu fi hadihil imarati. Bu apartmanda oturmadılar. Lem yeskunu aslında lem silersen yeskunune sekene yeskunu sekene mazi muzari yeskunu çekim yap yeskunani yeskunune yektubune gibi yani ama lem geldi sondaki nunu sildi ve nun gittikten sonra oraya elif geldi bunun cemi müzekker olduğuna alamet olsun diye tek tek anlatmıyorum ben zaten Türkçe olarak buralarda ifade edilmiş diğer örnekleri okumadan geçtim. Lem bir işin geçmişte yapılmadığını bildirmektedir ve medi madı diye bir ek mana katmaktadır. Görmedi, bakmadı, anlamadı, yemedi, içmedi, çalışmadı, yazmadı, gitmedi, sürmedi. Lamul emir li diye yazılmaktadır. Üçüncü şahıslara emir vermek veya onlara bir şey yapmayı önermek için kullanılmakta. Yapsın, yesin, içsin, okusun, gitsin, baksın, çalışsın. Kim o? La nahiye. Bu ikinci ve üçüncü şahıslara olumsuz emir vermek için, yasaklamak içindir. Nahiye yasaklamak demek. Yapma, etme, bakma, görme, içme, yeme, çalışma, izleme. Yapmasın, yemesin, içmesin, çalışmasın, açmasın. Hep bu şekilde manalar. Kimi? Üçüncü şahsa veya ikinci şahsa. Lemma ise bir işin henüz gerçekleşmediğini ifade etmekte. Henüz ama dikkat. Yani ileride olabilir. Mesela henüz yapmadı, henüz çalışmadı ama bir beklenti var ileride çalışabilir. Henüz gelmedi ama ileride gelebilir. Henüz yemek yemedi, henüz ders çalışmadı, henüz bu videonun tamamını izlemedi ama henüz böyle izlemeye devam ediyor. Lem ise böyle değil. Lem, o iş bitti. Bakmadı, yemedi. Bitmiştir. İn ise iki tane fiil cümlecini birbirine bağlamakta. Şöyle olursa böyle olur. Şöyle olursa böyle olmaz. Bir şart sunuyor. Ketibe fiillerin muzarisini bir inceleyelim demiş. Şimdi arkadaşlar yektubu, tektubu, ektubu, nektubu. Bunlar nedir? Bunlara biz müfredatı hamse diyoruz. Yani çekimden dolayı sonuna nun eklenmeyen fiiller. İstersen yeftahu, teftahu, eftahu, neftahu de veya yensuru, tektubu, yensuru, tensuru, ensuru, nensuru. Yani bu kalıplar. Hangi kalıp bunlar? Burada ifade edilmiş zaten. Hüve, yektubu için, hiye, tektubu için, ente, yine tektubu için. Tektubu için iki tane var yani. Dolayısıyla bu fiillerin iki tane var ama ard arda aynı şeyi yazmamak için bir tane yazarak olayı idare etmişler. Dolayısıyla burada dört fiil var. Siz müfredatı hamse dediniz. Hamse beş demek. Hani beşincisi diyen varsa tek bu fiil iki defa yazılmak yerine bir defa yazılarak iki kalıp kastedilmiştir. Bir tanesi hiye, bir tanesi ente. Hiye, üçüncü şahıs müfret müennes gaibe, ente ikinci şahıs müfret müzeker muhatap olarak tek tubu ifade etmektedir. Ene yani ektubu, nahnu yani nektubu. Son anda nun var mı bunların? Yok.
Yani çekimden dolayı nun eklenmiyor. Bir fiilin sonuncu harfinin nun olup olmaması önemli değil. Çekim yaparken mesela tesniye nunu gibi. Çekimden dolayı eklenen nun yok bunlarda. Yani madem öyle o zaman peki sonuncu harf illet harfi mi? Değil. Ba gelmiş. İllet harfi vav ya eliftir. Peki bu fiil muzaf mı? Muzaf da değil. Ha öyleyse bu tür fiillerin yani bu saydığım şeyler olmayan raf durumu zamme, nas durumu fetha, cezim durumu sükundur. Cezim alameti sukun, nasb alameti fetha, raf alameti ötredir. Bunu ezberebileceğiz. Eğer bunun sonuncu harfi illet harfi olsaydı o zaman işler değişirdi ama. Sonuncu harfi illet harfi olmadığı için böyle açıkça söyledik. Enti yani çekim yaparken sona nun eklenmiş. Müfret, müennes, muhataba kalıbı. İkinci şahıstır, müfrettir, müennestir. Çekimden dolayı bir nun gelmiştir. Bu nun varsa burada onun raf alametidir. Varlık burada raf alameti. Burada ise nun yok. Nunun silinmesi nasb alameti. Tek tu bi yine nun gitmiştir, silinmiştir. Nunun silinmiş olması cezm alametidir. Yani nunun yok oluşu nasb da olabilir, cezim de olabilir. Bu cümlenin akışına bağlı. Aynı durum tesniye için de geçerli. Yektubani, tektubani sonlardan nun var. Bu onun raf halinde olduğunu gösteriyor. Nunları silersen, nunsuz yazarsan tektuba, yektuba, tektuba gibi. Nunun yok oluşu onun hem nasb alameti hem cezm alametidir. Çünkü nasbında da cezminde de nun olmaz. Peki nasb mıdır, cezm midir? Yani bir fiil yazılmış olsa örnek yektuba olsun. Yektuba bu fiil nasb halinde mi cezm halinde mi? Aa sonundaki nun yok. Silinmiş gitmiş. Öyleyse bu nasb diye direkt kestirip atamayız. Öyleyse cezim de deyip direkt kestirip atamayız. Bu önemli olan fiilin sağ tarafında yani evvelinde ne var? Konu bu. Sağ tarafında lem gibi cezmeden bir şey varsa demek ki bu fiil cezm alameti olarak sonundaki nun düşmüş. Fiilin evvelinde len gibi nasbeden bir edat varsa o zaman demek ki nasb alameti olarak sondaki nun düşmüş yazıdan silinmiş diyeceğiz. Sayın arkadaşlar durum tam olarak böyle. Yani yektuba nasb mıdır cezm midir? Yani nasb örnek vermiş ama aynı örnek cezimde de var. Bu nedir yani? Başına gelen etkene göre şekillenecek. Etken nasbeden bir etken olsa veya cezmeden bir etken olsa iki durumda da nun gider ama raf halinde gitmez. Vardır. Yektubune, tektubune, burası cemi müzekkerdir. Hum olsun, entum olsun, yani üçüncü şahıs veya ikinci şahıs olsun. Nun, raf halinde her halükarda vardır. Ancak nas durumunda ve cezim durumunda nun gider, nunun yerine bir adet elif gelmektedir. Bu onun az önce anlattığım gibi, tesnide olduğu gibi nunun düşmüş olması neyle alakalı? Başındaki etkene bağlı. Eğer nasbeden bir etkenden dolayı nun düştüyse buna nasb alameti olarak nunun silinmesi diyeceğiz. Cezmeden bir etkenden dolayı düştüyse o zaman bunun cezm alameti nunun düşmesidir. Yani nunun düşmesi nasb alameti midir, cezm alameti midir? Baştaki etkene bağlı olarak bu değerlendirilmekte. Cemi müenneslere geldik. Cemi müenneslerdeki nun raf halinde var olduğu gibi nasb halinde de vardır. Aynı şekilde cezim durumunda da vardır. Yani buradaki nun her halükarda vardır. Cemi müennes nunları hiçbir zaman için silinmez. Raf, nas, cizim 3 halde de vardır. Diyebilir yani bir irap alameti ki 3 halde de vardır. Neydir bu? Bu irap alameti bile değildir yani. Bu başka bir şeydir. Peki bunun neden silinmez? Nun eğer silinseydi yektubu ne? Sondaki nunu düşür sil. Yektubu kalır değil mi? Yektub diye başka bir kelime yok mu? Bak. Yektub burada da var. Eğer sen nunu silersen geriye yektub bırakırsan sen lem yektub yazarsan burası da lem yektub oluyor. O zaman bu fiil yani cemi midir, müfret midir bir karışma meydana gelir. Karışmasın diye bunun buradadır. Karışıklığı engellemek için bir alamet yani bu. Bu dolayısıyla alametin hasfi de caiz değildir, mümkün değildir. Bu yüzden bunun her halükarda yani rafında da nasmında da cezminde de sabittir. Bu tabloyu iyi anlamamız lazım. Bu tablo çok önemli. Buraya sakın anlamadan geçmeyin. Raf halinde bir fiil muzardan bahsediyoruz. Raf halinde ya ötre vardır ya da nun vardır raf halinde. Cimi müennesler kun dışı. Onlarda nun her zaman var. Bunun raf alametine gözüne görebileceğin bir şey yok. Nasb alametine gözüne görebileceğin bir şey yok. Cezm alameti gözünle görebileceğin bir şey yok. Daima böyle yazılır. Cimi müennesler kun dışı. Onun dışındaki fiiller yani raf alameti ya ötredir ya nunun varlığıdır.
Nasb alameti ya fethadır ya da nunun silinmesidir. Cezm alameti ya sükundur ya da nunun düşmesidir. Burada tabloda anlatılan şey budur yani. Ama önemli olan cezm alameti nerede sükundur, nerede nunun düşmesidir. Nasb alameti hangi kalıplarda fetha, nerede nunun düşmesi. Raf alameti nerede ötre, nerede nunun varlığı. Bu kalıpları yani aklımızda tutmamız lazım. Müfrette şöyleydi, tesniyede böyleydi gibi aklımızda tutabilirsek bu güzel olur. Burada da Arapça olarak webde arama yap demiş. Tabii siz bilmiyorsunuz, ben burayı üçüncü kez çekiyorum. Edevatu el cezim. Üçüncü kez bu bölümü çekiyorum arkadaşlar. Sıkıntı oldu, elektrik kesildi, bir şeyler oldu. Derken şu andan itibaren anlatacağım yeri üçüncü defa anlatıyorum. Siz her ne kadar bir defa izleyecek olsanız da ben üç defa anlattım. İnşallah bu defa son olur. Artık sıkıldım ben de aynı şeyi anlat anlat anlat. Bir şey değişti yok. Bu siteden anlattım. Şuraya bir tıklayalım. Gidelim. Hoşuma gitmedi orası. Buradan bakalım. Fiil-i muzari'nin cezm durumundan bahsedecek. Yakınlaştır, 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 yakınlaştır. Fiil-i muzari için cezm. Fiil-i muzari mezum olur. Ne zaman? Evvelinde cezm edatı varsa. Örnek: La tetruk, terk etme, bırakma. Talebel ilmi, ilim talep etmeyi. La tetruk ente. La burada nahiye değil mi? Bırakma, yasak koyuyor ortaya. Neyi? Talebel ilmi, ilim talep etmeyi. Bas konumuzun dışı esasen. La cezim harfidir. Tetruk fiili muzaridir, mezzumdur. Ne sebebiyle? La sebebiyle. La muzari cezmetmiş, kefte cezim var. Cezim alameti var. Peki cezim alameti nedir? Açıkça gördüğün fiilin sonunda açıkça görülen sükundur. Kefteki sükun cezim alameti olarak yer almıştır. Başka ne var? Bunun dışında cezm edatları sayılmış. Lem, lemma, lamun, emre, laun, nehi, in, ma, men diye devam etmiş. Başka örnekler vermiş burada. Başka örnekler görmekteyiz. Örnek: in tasbir tesil ila hedefike, inşa et tesbir ente, sen sabredersen ne olur, tesil ulaşırsın, ente sen neye ulaşırsın, ila hedefike, hedefine ulaşırsın. Burada bunu anlatmış mı, anlatmamış. İn nedir burada arkadaşlar? İn edevatü cezim edatıdır. Tesbir ise muzari fiildir, mezzumdur, cezm alameti, ra'da yer alan sükundur. Tesil ikinci fiil, in iki tane cezmediyordu ya. Tasıl da muzari fiildir. İkinci fiilimiz. Bunun da cezm alameti. Sonundaki sükundur. Men yazra yahsut. Her kim ekerse biçer. Men cezm edatı. Yazra birinci fiil. Yahsut ikinci fiildir. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi hepsini okumayalım. Burada bir de görsellere tıklayarak bir şeye bakmıştım. Üçüncü kez çektiğim için artık biliyorum. Onu görmenizi istiyorum. Şöyle yapsam ne olur? Biraz yaklaştıralım. Burada cezm edatlarını anlatmış. Nasıl anlatmış ama. Burada farklı bir bakış açısı koymuş. Farklı dediğim kitabın şu an anlatımından farklı. Yoksa genel anlatım zaten budur. Cezm edatlar ikiye ayrılır demiş. Bir tanesi tek fiil cezmedenler. Diğeri ise iki fiil cezmedenler. Tek fiil cezmedenler nedir? Lem, lemma, lamul emir, laun nehi. Kenara bunu not aldık. İki fiil birden cezmedenler: in, ma, meta, eyne, keyfe, ma, enna, men, mehma, eyyane, eyyu, haysuma. Bunlar iki fiil birden cezmetmektedir. Devam ediyoruz. Elem neşrah leke, lem neşrah. Şaraha fiili neşrah cezmetmiştir. Cezme alameti ha'daki sükundur. Elem yecidike, yecid vecede, yecidu kökünden yecid fiil muzari cezme olmuş, cezme alameti daldaki sükündür. Elem nec'al, lamdaki sükun cezme alameti. Elem tera, tera fiilinde ise durumlar farklıdır. Aslında fiil era idi. Era muzarisine gelir, yera gelir. Burada ilgili kalıp da tera gelir yani. Tera gelir. Cezme alameti ise sondaki illet harfinin silinmesidir. Bu durumda geri tera kalır. Yani bunun cezme alameti fetha deme sakın. Bunun cezme alameti illet harfinin silinmesidir. Hazif eşittir silmek. İllet harfinin silinmiş olması bunun cezme alametidir. Yani nasıl cezim bu fetha almış denilmez burada arkadaşlar. Devam edelim. Seyle fiilinden sonra an gelir diyor. Bir şeyi sordu.
SL ve türevleri yani SL olur. SL mazi, muzarisi, yes'elu, tes'elu, es'elu, nes'elu hepsi gelebilir. Önemli olan ardından an harfi cerinin gelmesi. SL'den sonra an gelmiş. Araya kelimeler girebilir. Devam ediyoruz. Tevakkafeden sonra an, tevakkafeden sonra anil amel. Tevakkafeden sonra an harfi cerri geliyormuş. Tevakkaftu ani tedhini kavli şehrani. Sigarayı 2 ay önce bıraktım. Bırakmak, geri durmak, bozulmak manalarına geliyormuş. Es-sellace tevakkafet anil ameli. Buzdolabı bozuldu. İhtevadan sonra ala gelir. Bir şeyi kapsamak, içermek. İhteva mazidir. Muzarisi yehtevi, tehtevi şeklinde gelir. Önemli olan bu türevinden gelmesi. Yani tehtevi gelmiş. Ardından ala gelmiş. Ala ile araları açılabilirdi. Buralarda açılmamış. Açılması da caiz yani. Örnek tehtevi ala. Tehtevi ala. Burada araları açılmış mesela. Bazı ifadeler demiş. Heyya haydi manasına gelmektedir. Örnekler verilmiş. Manası yazılmış. Alerrik. Rik aç karnına demektir. Yecibu aleyk en te'hude hade deva alerriki. Aç karnına. Alerrik, alerrik. Nokta nokta errik. Noktalı yere hangi ki harfi cer gelmelidir? Ala gelmelidir. Unutmayacağız. Önemli olan burada da'dir. Ni zamir yani. Ni bana, beni. Hu o, onu ona. Hum onlara, onları. Da'n bırak izin ver. Ni bana, da'n bırak izin ver. Hu ona, da'n bırak izin ver. Hum onlara. Manasına gelen zamirler bunlar. Da'avna. Da'ni. Diye devam etmiş. Önemli olan manasını bilmek, söyledik, ifade ettik. Devamında yeni bir parça geldi. Kıraatun okuma parçası. Nedir okuma parçası? Ankara. El emsi dün, el yevme bugün. Ankara'nın dünü ve bugünü. El doktor Hüseyin. Doktor Hüseyin kimdir, neyinisidir? Üstazun camiiyyun fi Ankara. Ankara'da üniversite hocasıdır. Ve o derse ders vermiştir. El-Lugatel Arabiyyete Arap dili dersi ve Adabeha ve onun edebiyat dersini de vermiştir. Arap dili ve Arap dili ve edebiyatını da verdi. Ne zamandan beri? Munzu senevatin davilitin uzun yıllardan beri bu işi yapmaktadır. Kema ennuhu nitekim şöyle ki tercüme hüve o Doktor Hüseyin tercüme etti. Bir şeyi, bir parçayı başka bir dile aktardı. Tercüme etti. E'malen edebiyeten, edebi metinler, edebi parçaları aktarmıştır. Adideten pek çok. Neyden edebi parçalar? Minel edebil arabi, Arap dilinden, Arap edebiyatından olan pek çok edebi eserleri aktarmıştır. Nereye? İlel lügati türkiyet. Türk diline aktarmıştır. Türkçe'ye aktarmıştır. Velehu onun için vardır. Yani ona ait makalatun makaleler ve kutubun ve kitaplar adidetun hem de pek çok. Anil edebil arabiyyi Arap edebiyatından pek çok kitabı ve makalesi vardır. Bi muhtelefi envaihi çeşitli türleriyle bunları yazmıştır. Velane şu anda ise Nujri icra edeceğiz, yapacağız. Mahu onunla hivaran bir söyleşi. En hayatihi fi Ankara'ti. Ankara'daki hayatına dair. El müzi'atu sunucu. Ya üstazena el fazıl, değerli hocamız. Hel yumkinu mümkün müdür ki sizin için? Yani yapabilir misiniz? En tetehasse bahsetmeniz mümkün müdür? Lena bize an medinet Ankara, Ankara şehrinden. Eyyame şebabikum. Gençliğinizdeki, gençlik günlerinizdeki Ankara şehrinden bize bahsedebilir misiniz? Ankara elyem ve günümüzdeki Ankara. Bunları kıyaslaması kendisinden istenmiş. Doktor Hüseyin şöyle der. Kânet Ankara tu Ankara idi.
Eyyame şebabi, gençlik günlerimde Medine'ten bir şehirdi. Öyle şehir ki bu nasıl bir şehirmiş? Ekser huduen. Daha sakindi. Çok sakindi. Lem yekun yoktu fiha Ankara'da nasun insanlar kesiruna çok değindi. Kemahu el an şu an olduğu gibi değildi. Lem yekun yoktu fiha Ankara'da izdihamun mururiyun. Bir trafik sıkışıklığı söz konusu değildi kesirun fazla. Kemahu el halu el an şu halde şu anda olduğu gibi değildi. El mudiyatu keyfe kanet eşşevari'u caddeler nasıldı peki? Doktor Hüseyin diyor ki lem tekun yoktu değildi kullu hadihi şevari' mevcudeten. Tüm şu caddeler var ya işte onlar mevcut değildi. Hadi emakinu şu mekanlar. Kulluha tamamı kânet idi ibareten ibarettiler. Neyden? An hukulin tarladan ve besatin ve bahçelerden ibaret. Ve künna biz de netecevveri dolaşıyorduk fil besatin bahçelerde ve nestemti'u ve keyfini sürüyorduk. Bi hevaiha onun havasının keyfini sürüyorduk. Er-râi'i muhteşem iyi güzel havasını. El-mudî'atu sunucu şöyle diyor. Fi ey hangi mıntıka hangi bölgede kuntum idiniz teskunu oturuyor. Nerede oturuyordunuz? Doktor Hüseyin diyor ki ana ben vulittu doğdum fil garyeti. Fil garyeti evet fil garyeti köyde doğdum. Ve kuntu ben eişu yaşıyordum. Ma'a usrati ailemle birlikte fiha orada yani köyde. Nereye kadar ne zamana kadar? İlâ en teteharrace. İlâ en teharrajtu. Teharrajtu mezun olana kadar, çıkana kadar. Minel mütevessilati ortaokuldan. Ba'de derike işte bundan sonra ortaokuldan mezun olduktan sonra intakanna biz taşındık. İla Ankara'ya taşındık. Niye? Bir sebebi tayini validi, valid baba. Validi babam. Babamın tayini sebebiyle Ankara'ya taşındık. Nereye peki tayin oldu ki baban? Fi ihdel medaris okullardan birine. Fil bidayeti başlangıçta künna biz idik neskunu oturuyorduk fi mintikati ulus bölgesinde mıntıkat bölge sent ulus bölgesinde oturuyorduk. Sümme sonra intakanna biz taşındık ila mücemmai sekeni lil muvazzafine memur lojmanlarına taşındık. Neredeki memur lojmanları bu? Fi Maltepe. Maltepe'deki memur lojmanlarına. El-Muzi'atu sunucu şöyle diyor. Senuvasilu el-hivara ba'de fasilin kasirin. Kısa bir aradan sonra söyleşiye devam edeceğiz. Sin. Doktor Hüseyin diyor ki bi kulli sururin. Memnuniyetle pekala diyor. Muhtaratun min emsalil arabi. Arap atasözlerinden seçmeler. Muhtarat seçmeler demek. Muhtar seçilmiş kişi. Muhtar. Bırak işler konusunda. Bırak el amal. İşler tetekellemu konuşsun. İnşa et, te'iş yaşarsan tere görürsün. Neyi? Ma'uşi kelam tere görmedin. Yaşarsan görmediğini görürsün. En iki tane muzari cezmetmiş. Bir tanesi teiş şinde sükun cezmelameti. Bir de lem var. Leme gelmeden önce gelsin. Tera var bir de değil mi? İkinci fiil teradır. Tera da meczumdur. Cezmelameti nedir? Cezmelameti sonundaki illet harfinin düşmesidir. Tera kalmış. Lem de cezmetmiş. O da terayı tera yapmış. Sonundaki illet harfini lem de düşürmüş. İrbit bil hayatı hayatla ilişkilendir. Huruku şems güneş yanıkları güneş yanığı. Şems güneş. Tu'teberu i'tebara ya'tebiru tu'teberu kabul edilir. Huruku şems güneş yanıkları minel meşakile sıhhiyeti el mühimmet mühim önemli sağlık problemlerinden sayılmaktadır. Ne? Güneş yanığı önemli ciddi yaralardan, problemlerden biri sayılıyor.
Tu'teberu kabul edilir. Huruku şemsi güneş yanığı neyden kabul edilir? El meşakire sıhhiye sıhhat problemlerinden, sorunlarından kabul edilir. Öyle problem ki bu el mühimme önemli sağlık problemlerinden birisi sayılır. İn şayete de te'arraz maruz kalırsa ne? El cildu cilt beden maruz kalırsa. Li eşi'ati şemsi güneş radyosuna, güneş ışınlarına fevgal benefsiciye yani ultraviyole ışınlarına maruz kalırsa ne olur? Tahdus, sen bahsedersin. Huruka şemsi. Güneş yanından o zaman bahset. Fi hadihil haleti şu halde. Şa'ra yeş'uru. Hisseder kim? Eşşahsu şahıs kişi. Ne hisseder? Bir suhunetin fil cildi. Ciltte bir suhune hisseder. Suhune kelimesi burada ne manaya geliyor? Isı artışı. Yani sıcaklık hisseder. Kat bazen de yeş'uru, şa'ra yeş'uru kişi hisseder. Bir suda'in. Suda'in baş ağrısı demek. Ve gaseyan. Gaseyan kelimesi ise bulantı. Ve raşetin. Raketin titreme demek. Bunu da hissedebilir kişi. Ve irtifa'in fi derecetil harareti. Sıcaklık derecesinde bir artış da kişi hissedebilir. Fi misli hadihil halati. İşte bu benzer durumlarda nensahu biz nasihat ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Neyi? Maşeki yeli aşağıda yer alıyor. Nedir o? İstehdim emri hazır. İzheb emri hazır. İstehdim yapsın, yap yani kullan. Krimat, kremler kullan. Nurattibetin, rutubetlendirici demek. Yani nemlendirici kremler kullan. Ve daha ne kullan? Müheddiyetin, müheddiye. Müheddiyetten, tin dedik. Müheddiyetten, rahatlatıcı şeyler kullan. Neyil? Cildi, cildi. İstihdim. Kirimatin murattibeten müheddiyeten lil cildi. İzheb git ile tabibi doktora fevran hemen inde şuuri hissetme anında yani hissettiğin gibi git. Ne hissedince bi ahadil a'razı. A'raz yani marazlar, problemler bu sayılan şeylerden herhangi biri hissetme durumunda acele doktora git. La testahdim kullanma. İstihdim kullan, la testihdim kullanma ney? Krimat, kremler. Neyden müştak? Neyden türetilmiş, neyden imal edilmiş? Min müştakkatin nefti. El neft kelimesi mineral yağ, petrol manasına gelmekte. Petrolden yapılmış, mineral yağdan yapılmış onları içeren kremleri kullanma diyor. Yani doğal kullan. La tağsil yıkama el cilde cildi bedeni bir sabun sabunla yıkama recaen lütfen liyen şur yaysın kim el cemiyon herkes neyi hadil malumat bu bilgileri nerede fi vesairi tevasuli el istimai sosyal medyada herkes bunları yaysın demiş. Et tedribat alıştırmalara geldik. Boş bırakılan yere uygun cezmedatını yerleştir diyor. Hepsi aynı manayı sağlar mı sağlamaz mı? Hepsi aynı görevi yapar. Görev olarak bakarsan hepsi uyar. Mana olarak bakarsan hepsi uymaz. Öyleyse ne lazım? Cümlenin akışındaki o manayı bilmen lazım ki uygun seçeneği seçebilesin. Sınavda bir cümle sorulsa manayı bilme ihtimalimiz nedir? %100 değildir, düşüktür. Ha, bu durumda uygun edatı bulabilmemiz de pek mümkün gözükmemekte. Biraz zor olabilir bu sorular. Zor olmaması için muhtemelen burada örneklerden birini veya parçada geçenlerden birini vereceğini tahmin ediyorum. La teftahu fetaha yeftahu teftahu teftahuna la teftahu. Açmayın. Neyi? Eşübbaki ağları elane şu anda fel cevvüf. Çünkü hava nedir? Baridun, soğuktur. La teftahu, açmayın sizler. Lem gelse lem teftahu, sizler açmadınız olurdu. Eşübbaki ağları açmadınız elane şu anda çünkü hava soğuktur. Şu an dediği için la teftahu, açmayın demiştir. Li olsa li teftahu,
açsınlar olurdu. Liyeftahu şeklinde. Açsınlar. Yani diğerleri de olamaz mıydı? Olabilirdi belki ama la burada tercih edilmiş. İntekzel birinci cezmedilen fiil, diğeri tersup. Burada inin gelmesi aşikar ya, inin geleceği. Lem yegulu esbabel müşkileti. Problemlerin sebeplerini söylemediler. Lem yegulu, onlar demedi. Neyi? Esbabel müşkileti. Müşkilin sebeplerini söylemediler. Lem yerine in gelse, inşa et yegulu derlerse, esbabel müşkileti, problemlerin sebeplerini ben de çözerim deseydi şurada bir şeye yarardı, demediği için şart cevap olmadığından dolayı buraya in gelemez. Li gelse, li yegulu onlar desinler olurdu. Olabilir yani, onlar problemlerin sebebini söylesinler. Olabilir mi? Buraya olabilir. Li. Ama li'yi buraya kullanırsan lemi de başka bir yere kullanman gerekecek, kullanabilecek misin? Öyle bir durum da var. Lenefril varsayalım ki enneke sen rasipte kaybettin fil imtihan imtihanı. Mada ne seyirci yapacak? Ne olacak yani? Diyor. Lenefril. Biz varsayalım, farz edelim. Lem olsa burada lem nefril varsaymadık. Yani bana yakışmazdı. El imaratu cedidetun lemma yemurra. El imaratu apartman cedidetun yenidir. Lemma yemurra ala inşaihi şehrayni. İnşasının üzerinden 2 ay geçmedi diyor. Hala geçmedi. Lemma yemurra. Hala 2 ay üzerinden geçmedi. Lemma yana lemme san lem yumurra geçmedi olurdu. Olabilirdi ama o zaman buraya ne yapacaktık? Lemma yegulu hala söylemediler. Olabilirdi yani lem ile lemmanın yer değiştirdiğini varsay, olabilir mi? Olabilir. Bu da bazı şeyler zorunlu değil yani. Bazı şeyler lem ile lemman yer değiştirse ne olur? Bir şey olmaz. Bir şeyle diğer şey yer değiştirse. Yani şunu demek istiyorum. Birden fazla cevap olabilir burada. Ama sınavda birden fazla cevap mümkün olan soru size zaten çıkmayacaktır. Cevabı net olan şeylerden çıkacaktır. Fiillerin doğru çekimde boşlukları yazın demiş. Nahnu zamirine safera yudur. Ne olur? Nusafiru olur. Lemden dolayı lem nusafir mezum olur. Hadara lem nahzur aynı kalıp. Havele uhavil olmuştur. Yani misafir nedir? Birinci kalıp değil mi? Birinci şahıs biz manasında. Birinci şahıs biz manasında. Uhavil ise biz manasında değildir. Zaten de cümlenin devamında etekellemu diyor. Enden dolayı etekelleme yani ben manasında birinci şahıs olduğu cümlenin akışından belli. Bu yüzden burayı nuhavilu değil, nun ile değil, uhavilu, lem uhavil yapmamız gerekir. Karara yuhunneye odur demiş. O da ne olur? Yukarrirne lem de yanında. Yani üçüncü şahıs cemi müennes olmuştur. Radde fiilini uydur. Zeraul hariciye lem yeruddu ala es'ilet-i sahafiyyin. Radde fiili yeruddu şeklinde buraya yazılmıştır. Radde yeruddu, yeruddu. Neden cemi müzekker geldi? Çünkü vüzera cemidir. Vüzera, vezir kelimesi müfret, vüzera cemidir. Bu yüzden fiil burada cemi olarak gelmiştir. Bu kelime müzekkerdir. Bu yüzden cemi müzekker yazılmıştır. Başına lem geldiği için sonundaki nun da düşmüştür. Hepsinin bir sebebi var yani. Doğru olanı kullanarak boşluğu doldurun demiş. Lem var burada, ne yapacak? Cezmedecek. Hangisi cezm halinde? Bu değil zaten. Merfu ötresi var. Yeşterik mezumdur. Cezm alameti sükundur. Yeşteriku da mezumdur. Cezm alameti sondaki nurun düşmesi yerine elif gelmiş. Ama bu kelime cemi. Burada ise Halit demiş. Mesela Halit, Ahmet, Mehmet değil mi? Bir kişiden bahsettiği için müfret olanı seçmemiz gerekti. Elem teşteri. Fiilin aslı arkadaşlar. İştera. İşteradır. İştera mazi tabi. Muzarisi. Yeşteri gelir.
ilgili kalıp teşteri diye gelmiş. Çekim yapınca teşteri. Teşteri. Cezm alameti var başında. Cezm alameti olarak sonundaki illet harfi düşecek. Yazıdan kaldırılacak. Olan bu yani. Lem teşteri. Cezm alameti esredir deme yani. Cezm alameti sonundaki illet harfinin düşmesidir. İllet harfinin düştüğü nereden anladınız hocam? Bu şununla alakalı. Eğer fiil muzdan fiil ise fetha alıyordu değil mi? Medde yemuddu, lem yemudde oluyordu. Cezm alameti fetha idi. Bu fiil muzaf değil ki. Nereden anladın? Şeddeli yazılmamış. Aynı harf tekrar etmemiş. Dolayısıyla muzaf değil. Ama esreyle bitmiş veya fethayla bitmiş veya ötreyle bitmiş. Yani bu durumda demek ki orada bir illet harfi hasfedilmiştir. Çünkü bir fiilin esirle bitmesi mümkün değil yani. Ancak böyle olabilir. Veya sonunda nun vardı. Nun gitti çekimlerden dolayı. Bu tür bir şey var. Bir şeyin gittiğinin göstergesi bu. Peki neden teşteri? Teşteri müennestir. Peşine gelen kelime müennes. Bak kapalı tayla bitmiş. Biz de o yüzden müennes olanı tercih etmeliyiz. Teşteri. Mesela bu olamaz. Çünkü ya ile başlamış. Teşteri buradaki olsun. Ama illet harfin hasfi gerekir. Li nestemi' C'ler olmaz. Çünkü li'yi cezmedecek. Cezm halinde sadece bu var. Burada la var. La cezmedecek. Cezm halinde hangisi var? Yalnızca tüdahino var. Yine cezm olacak. İn var. Egul var değil mi? Egulu, gultum bunlar cezm halinde değil. Gultum zaten mazidir. Yani her halükarda böyle yazılır. İn olsan olur, olmasan olur. Egulu ise bu şekilde yazamazsın. Egulu olmaz. İn onu cezmetmeliydi. Olmamış demek ki yanlış. Egul olmak zorunda. Uygun kelimeleri seç yaz demiş. Uygun olanıyla doldurun. Birincisi örnek herhalde. Orada bir şey yok. Hatice diyor ki elhamdülillah el vaktu müteahhirun hayır inşallah. Hayırdır inşallah. İn. Devamında nerede var? Lem esma. Lem kullanılmıştır. Cezm halinde ya bu. Buraya lem veya lemma kullanılması gerekir. İn zaten kullanılmış. Lem veya lemma kullanılacak. Peşine gelen yerde ma kullanılmış. Neden buraya hangisi kaldı zaten? Lemma mı kaldı? Lemma diyor ki gerçi iki tane lem varmış. Neden lem burada kullanılamaz? Çünkü lem fiilin başına gelir. Bu ise fiil değil. O yüzden ma gelmiştir. Lem gelmiş çünkü fiil var ve sonu cezm halinde. Demek ki cezmedecek bir şeye ihtiyaç var. Fil usbu'i. El usbu'i kelimesi kullanılmıştır. İsimdir. Harf-i cerden sonra da fiil gelmez. İsim gelir. İsim de bu zaten. Hüve yestahikku zâlike. Yestahikku manadan dolayı o seçilmekte. Devamında la en nahiye kullan demiş. Cezmedatlarına yeniden kurun. Setusafiru ile kahireti sayfen. Yazın Kahire'ye yolculuk edecekmiş ilgili kişi. La ile birlikte kullan. La tusafir. Seyahat yapma. Yani kahireti. Kahire'ye sayfen yazın. Kışın da yapma. La tusafir. La cezmetmiştir. Lem kullan demiş. Lem eshu. Ellem mübekkiran. Lem eshu. Nasıl olsun? Olamaz. Lem cezmetmelidir. Burada bir hata olmalı. Yevdu enneküm tehafûne min hâzihir rihleti. La ile birlikte. La tehafû. Tehafûne la tehafû olur. Seykûnûne latîfîne ma'a istikâihim. Emri gayb lâmı ile birlikte kullanırsan likûnû olur. Sekûnûne likûnû. Sondaki nun gider yani. Ve onun yerine bir adet elif gelir. Emşifil kahireti setara asaran azîmeten. Büyük eserler göreceksin. Kahirede yürü. İnşaet temşi. Sen yürürsen fil kahireti kahirede. Ne olur? Tera görürsün asaran. Eserler. İki tane fiile itki yapmaktaydı. Birincisi buradadır. Cezm alameti sonundaki illet harfinin silinmesidir. Nitekim eserle bitmiş hemen şüphelen yani. Tera, bu da ikinci fiildir. Fetayla bitmiş, şüphelen yani. Baktın ki zaten muzaf da değil. Demek ki illet harfi hasfedilmiştir. Bu sefer emin ol artık, şüpheyi de bırak. Elem tefhemne.
cezmedatının altını çizdiniz ve ondan sonra gelen ifadeyi harekeleyiniz. Lem tefhemne. Tefhemne her halükarda böyle yazılır. Lem ona bir şey yapamaz. Neden? Sondaki nun nisvedir. Yani burası cem-i müennes kalıbıdır. Muzarenin ilgili kalıbı daima böyle yazılır. Ama la'yı kaldırırsan tekulu ne olur? Nun olur burada. Nereden anladın? Bak vav'dan sonra elif var. Demek ki nun gitmiş buradan. La'yı silersen nunu getir, elifi götür bu defa. Elif gitsin, nun gelsin. La varsa nun gitsin, elif gelsin. Aynı yan yana olamazlar. Hunne kalıbına, yani cem-i müennes kalıbı yap diyor. Bu durumda lem hiçbir şey yapamaz zaten. Ya'dudne, ya'dudne diye yazılır. Li negul, li cezmeder. Li negul, gul olmaz. Negulu, egulu, negulu. Normalde li geldi, li negul oldu. İn yahterim, yuhterem. İni kaldır, yahterimu, yuhteremu. İn geldi. İkisini de cezmetti. Sükun alametleri var. Kendilerinde cezm alameti olarak ikisinde de ne var? Sükun vardır. Edattan sonra meydana gelen değişikliği belirttin. Zaten benzer şey yaptık. Burada illet harfi olan sonuca silinmiştir. Bu yüzden ra feta ile kalmıştır. İn yarav. Burada cezm alameti olarak ne var? İlgili kalıp cem-i müzekkerdir. Elif gelmiş. Demek ki nun gitmiş buradan. Bunu anlayabilirsin. Yegulu elif var vav'dan sonra. Demek ki nun gitmiş. Aslında yegulu ne idi? La tegul cezm alameti sükunun varlığıdır. La'yı kaldırırsan tegulu olur. La geldi. Tegulu. Kaf ile lam arasındaki vav'ı da götürdü. Lam'ın harekesine götürüp buraya sükun da verdi. La tenher sükun verdi cezm alameti. La yeshar cezm alameti yine sükun. Felle'budu aslında ya'budune. Vav'dan sonra elif geldiğine göre demek ki burada bir adet nun vardı. Nun gidip yerine elif gelmiştir. Bunu anlayabiliyoruz. Arapçaya çevir. Çevrilmişi var. Burada önemli olan durum nedir? Üniversitede 2 saat boyunca internet hizmeti durdu. Tevakkafe'den sonra an geliyor. Tahtevi'den sonra ala geliyor. Bunlara dikkat etmeniz beklenmiş olabilir. Henüz gelmedi. Henüz dikkatinizi çekecek mi? Lemma yani. Diyelim ki ağır hastayız. Biz yine de güleceğiz. Da var burada değil mi? Onunla alakalı. Da'dan sonra ne gelir? Da'hu. Da'avhu pardon. Bitti diyor. Demek ki sadece değerlendirme soruları kalmış olmalı. Onu da ayarlayalım. Soru 1. Hangisi cezmedatı değildir? Len, B yani. Nitekim nasbedatıdır. 6. Lem cezmedatından sonra muzaf bir fiil geldiğini görüyoruz. Nitekim şeddelidir. Muzaf fiillerin cezm alameti onların fethayla bitmesidir. Dolayısıyla A şık. 2. Fiilin cezm olduğunu görüyoruz. Bir tane cezimli fiil var. Devamında bir tane daha var. O zaman iki tane cezmedenlerden birini seçmek zorunlu. Ayrıca burada bir şart görmekteyiz. İn şayet tuhafiz muhafaza edersen, dikkat edersen ala sıhhatike sağlığına ne olur? Testen minel meralı hastalıktan kurtulursun. Hasta olmazsın. Şöyle olursa böyle olur. Yani in değil mi? İn şöyle olursa böyle olur. İkram edersen ederim. Çalışırsan geçersin. Okursan anlarsın. Dikkat edersen kavrarsın. Bir şart var. O da inde var sadece. 7. Kapalı çarşıya giderseniz aradığınız tüm hediyeleri bulursunuz. Giderseniz. Yine inli bir cümle oldu. Aşikar. Şart var çünkü. Gidersen bulursun. Gitmezsen bulamazsın. Öyleyse ne olmalı bu? 7'ye bak, in var. Başka şıklar da var mı? Yok. Bununla birlikte burada manaya bak. Olumsuzluk hiç yok. Bulursunuz diyor. Bulamazsınız demiyor. Gidersen diyor. Gitmezsen demiyor. A şıkkında lem var. Olumsuzluk edatı var. Cümlede olumsuzluk yok. B şıkkında olumsuzluk edatı var. Cümlede olumsuzluk yok. C şıkkında liyedhebu. Onlar gitsinler diyor. Onlar diyor. Burada ise onlar değil. Giderseniz yani siz ikinci şahıs. Burada ise üçüncü şahıs var.
Denizli'de yine olumsuzluk var. Edirne'de hem olumsuzluk yok, hem zehebtum ikinci şahıs var, hem de şöyle olursa böyle olur söz konusu. Dolayısıyla in olur. 3. Li nokta nokta. Li ne yapar? Cezmeder. Hepsinin muzaf fiil olmadığını görüyoruz gerçi ama şunu söyleyelim. Aşık nu'id de muzaf fiildir. Cezm alamet olarak fetha alır, almış. Bunu oraya yazarsam doğru bir yazım olur. Bursa yazarsan hatalı olur çünkü ötre de bitmiş. Ceyhan yazarsan bu da ötre bittiği için bu da yanlıştır. Muzaf fiil bunlar. Muzaf fiillerin cezm alameti fetha olur. Bu da cezm edatı. Dolayısıyla ardından gene fiilin cezm olması gerekir. O da yalnızca A'da var. Denizli'ye bak, fethayla bitmiş. Fethayla bitecek lam li yani fetha yapmaz. Bu şekildeki fiil yapmaz. Eğer muzaf olsaydı, muzaf şuradaki gibi muzaf fiil olsa fetha cezm alameti olurdu. Ama bu fiil muzaf değil. Şedde yok veya aynı harfin tekrarı yok. Dolayısıyla muzaf değil, eşittir. Cezm alameti olarak fetha ileri sürülemez. Edirne'de ise zamme var. Cezm edatından sonra zamme yani ötre gelemez. Hatalı olur. 4. Lem tenam demiş. Mim sakindir. Elif de sakin bir harf. Sakin olması illa sükun içermesi manasına gelmiyor. Hareketsiz olduğu da onun sakin olduğunu gösterir. İki sakin yan yana yer almış. Bu caiz değil. Bursa şıkkı yine iki tane sakin yan yana gelmiş. Bu caiz değil. Denizli'de iki sakin. Edirne'de iki sakin değil bu defa. Edirne'de ne var? Lem cezmetmediği için bir problem var. Mim'de cezm alameti yok. Denizli'de, Bursa'da ve Adana'da ise iki tane sakin yan yana gelmiş. Bu caiz değil. Geriye ne kaldı? Ceyhan kaldı. Doğru budur. La tenem olacaktır. 5. Yapı ve anlam bakımından hangisi doğru olur? Saha yeshu kökünden lem eshu olur mu? Olmaz. Çünkü sonu illetli bir harftir. Sonu illetli harf olan sonu illet harfi olan bir fiilin cezm alameti o illet harfinin silinmesidir. Yani babam burada olması hatadır. Yine aynı şey burada da geçerli. Da'a yed'u yani yed'uvu. Değil mi? İllet harfi vav var. Silinmesi gerekirdi. Cezmedici var. Cezm alameti olarak sondaki illet harfinin düşmesi gerekir. Aynı durum Ceyhan'da da söz konusu. İllet harfi olan bu harfin silinmesi lazım. Yanlış yazılmış. Denizli'de ise illet harfi silinmiştir. Meşa yemşi emşi lem emşi. İllet harfi ya silinmiştir, doğru yazılmıştır. Edirne'de ise cezm edatının cezmedemediğini görmekteyiz. Buradaki nunun düşmesi la teşteri olmalı. Bu şekilde olmalıdır. Müfrit müennes muhatabadır burası. İkinci şahıs müfrit müennestir. Yanlış yazılmış yani. Nunun hasfi burada şarttır ama hasfedilmemiş. Demek ki yanlış yazılmış. Hepsinin yanlışlık gerekçesini ifade ettik. Burada cezm alameti olarak illet harfinin silinmesi gerektiği vurgulanmıştır arkadaşlar. Bir öncekinde ise iki sakinin yan yana bulunamayacağı ifade edilmişti. 8'de boş bırakılan yere ne getirelim? Rick. Rick'ten önce ne kullanılır arkadaşlar? Hala kullanılır. Bu yani. 9. Tevekkafeden sonra ne gelir? An gelir. 10. Muz minel fevaki elleti nokta nokta devam ediyor. Burada ne yapmalıyız? Elleti kullanılmış. Yani elleti ne olur arkadaşlar? Müfrettir, müennestir. Bununla birlikte mana önemli burada. Yani muz, meyvelerden muz ne içermektedir? Tehtevi ala. Şunu içermektedir. Dolayısıyla Bursa olması gerekiyor. Bu tamamıyla manayla alakalıydı. Bu şekilde burayı tamamladık. Cezm edici harfler, isimler, edatlar nelerdir? Cezm alametleri nelerdir? Hangi alamet nerede bulunur? Bunları bilmeliyiz. Ve tahtevi ala, tuşiru ila gibi hangi fiilden sonra hangi harfi cer gelir? Oralara dikkat etmeliyiz.